Çok da güzel bir Çelik Köprümüz de karşıya da bağlandı. Çelik Köprü de tamamlandı. Bir amfimiz, basketbol, voleybol sahaları ve futbol sahaları var. Başkanım hoş geldiniz. Eyvallah. Sinir ve siz rektörü nasılsınız? Nasılsınız hocam? Saygılar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Merhaba. Merhabalar. Öyle mi memnun oldum? Ne güzel. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Çok şıklı kampüs görüntüsü var. Burada daha da güzel olacak inşallah. İnşallah. Burada hangi bölümler var hocam burada? Tıp, eczacılık, diş hekimliği hemen karşımızda. Bu bina. Kıymetli basın mensuplarımız, İstanbul'umuzun özellikle dere yatakları ve bu bölümlerde oluşan yapılaşma süreçleri ya da yapılaşma dışı işgal alanlarından kurtularak kentin rekreasyon alanına ve yeşil alanına dönüşme sürecinin bizim için ne kadar önemli olduğunu ve bunları bir yaşam vadisi kimliğiyle tanımladığımızı artık herkes biliyor ve Türkiye'nin farklı noktalarında bile bu tür çalışmaların yaşam vadileri şeklinde proje ismine dönüşmesini ben de gururla izliyorum, takip ediyorum. Tabii bunun ilk adımını bir önceki dönem ilçe belediye başkanlığım döneminde Beylikdüzü'nde atmıştık ve oradaki yaşam vadisinin toplamı yaklaşık 7 kilometreyi aşan 1 milyon 600 bin metrekareyi bulan bir koca bir parka dönüşmüştü. Şimdi bu hikaye İstanbul'da artık 20'ye yakın vadide vücut buluyor. Buna Balta Limanı'nda çok yoğun işgalcilerin bulunduğu yerde işgalleri kaldırıp dönüştürdüğümüz saha olarak da görebilirsiniz. Harami Dere'de bir mahallenin kurulduğu ve her selde, her yağmurda bir sele dönüşüp can kaybına mal olan bir yerde ciddi bir mahalleyi kamulaştırarak tekrar dere yatağını kendi yatağına kavuşturarak yaptığımız ki hani sadece altyapıyı orada harcadığımız ve harcayacağımız paranın 3 milyar lirayı aşıyor olması aslında kentsel düzenin eğer zamanında iyi bir şekil almadığı takdirde cebimizden ne kadar vahşi paraların çıktığını da gösteren ne yazık ki ilginç bir örnek. Ki orada da oluşan düzenlememizin en can alıcı noktasındaki insanların ölümüne sebep olan en can alıcı noktasındaki bölümü ve orada oluşan çok hoş bir meydanımızı, bir parkımızı ki 100 bin metrekareye yakın bir rekreasyon alanı da orada oluştu ve ismini de çok değerli yazarımız, bu toprakların önemli kalemi Yaşar Kemal'in ismini de vereceğimiz açılışımızı da yarın yapıyoruz. Ben pazar diyecektim ama yarın yapıyoruz. Bugün de çok önemsediğim ve gerçekten vadide bir dönem yaşandı. Tabii burası Cendere. Burası aynı zamanda Karadeniz'den can suyunun Haliç'e ulaştığı deremiz. Tabii bu dere civarında malumunuz bir yapılaşma süreci yaşandı. Burada daha önce sanayi yapıları vardı ve bir anda ciddi bir imar ve yapılaşma süreciyle bir kent doğdu burada diyebiliriz. Tabii ben buraya ilk gelip gezdiğimde burada bir deremiz var. Deremizin can suyu meselesini İSKİ'yle beraber analiz ettiğimizde ama çevresinde bir hat var ama bu hat boyu bazen bir sitenin parçasına dönüşmüş, bazen bir iş yerinin arka bahçesi ve deposuna dönüşmüş ya da bir şantiyenin şantiye devamına dönüşmüş şekliyle görmüştüm. Bunu garipsedim ve arkadaşlarıma buranın da bir yaşam vadisine dönebileceğini konuşmuştuk. O günden bugüne ciddi güzel adımlar atıldı ve burada hoş bir yaşam vadisi oluştu. Bu yaşam vadisi oluşurken açıkçası çok hoş etkileşimler de yaşadık. Bazen birkaç yapının bize destek olduğunu da gördük ve bazılarında işgallerini temizleyerek güzel bir süreci burada var ettik. 1 kilometre 600 metre 1.6 kilometre gibi bir alanın bittiği seviyedeyiz. Bunun tamamı 4 kilometreye ulaşacak.
Bir taraftan eski İETT garajından, diğer taraftan metro durağına kadar muazzam bir alanda, yürüyüş alanı, rekreasyon alanına dönüşecek. Tabii aynı zamanda burada farklı kurumlar da var. Şimdi hemen İstinye Üniversitesi'nin yanı başındayız. Burada hem teknik hem farklı imkanlarıyla birlikte İstinye Üniversitesi ile de hoş bir dayanışma yaşamış olmak beni elbette mutlu etti. Çünkü eğitim kurumları yakın çevresindeki güzel alanlarıyla üniversitede öğrencilerine de motivasyon sağlayıcı bir ortamı var ederlerse daha nitelikli bir sahaya ulaşırlar. Böyle karşılıklı etkileşim beni elbette çok mutlu etti. Ben buradan rektörümüze ve bütün yönetici kadrolarına da İstinye Üniversitesi'nin teşekkür ediyorum. Tabii burada böyle bir adım attıktan ve yol yürüyüşü sergiledikten sonra benzer bir durumun Kağıthane Belediyesi tarafından da örnek alınarak aynı benzer düzenlemenin onların yetki sahası olan noktalarda da ilçe belediyesi tarafından yapılması sevindirici. Zaten iyi şeylerin kopyalanması kadar güzel bir şey yok. Bize bu arkadaşlar ben buraya girin dediğimde burada kendilerine ait yerler var. Onlar da onlar yapmak istiyor dediğinde benim her zamanki tarzımdır yani onları bunları yok bu işin dedim. Oturun mukabele yapın. Millet faydalanacak. Kağıthane Belediyesi de bizim. Büyükşehir Belediyesi de bizim. Yeter ki oturun bunu bir mukaveleye dönüştürün dedim. 39 ilçenin tamamında yaklaşımımız bu olmuştur. Ve böyle olmaya da devam edecektir. Elbette Kağıthane'de iddialıyız. Bütün bu projeleri takip eden Tonguç Başkanımız bizim burada çok iddialı bir belediyeci adayımızdır. Ona yürekten inanıyoruz. Bir yarış olacaktır ama sonuçta 39 ilçenin hangisinde kimin kazandığına bakmayız. Yine bizim kurumlarımız bakışıyla yol yürürüz. Ben bu tavrın tek bir anını bile yaşamadım geçtiğimiz 5 yılda ilçe belediye başkanlığım döneminde. Ama ben herkese bu nezaketi gösterdim. Bunu gösterirken de bir lütuf olarak değil, sorumluluğum olarak gösterdim. Zaten temel anlayışımız Türkiye'de siyasetin, Türkiye'de yönetici olmanın, kamu yöneticisi olmanın, seçilmiş ya da atanmış kim olursa olsun meselenin millete tabi olmanın, millete ait olmanın, milletin sorumluluğunu yüklenmiş olmanın, milletin parasıyla iş yapıyor olduğunun farkında olmanın hassasiyetiyle yürünmesi. Yoksa ne biz bir parti devletiyiz, ne bir parti belediyesiyiz, ne bir parti projesi yapıyoruz. Böyle bakarsak zaten Türkiye'de kamu yönetimi, kamu ahlakı, kamu terbiyesi hak ettiği yere oturacaktır. Verdiğimiz mesaj bu. Gördüğüm kadarıyla spor alanlarıyla, yürüyüş alanıyla, bisiklet alanıyla çok hoş bir çelik köprüsüyle ki üniversitenin tam önünde iki yakayı birbirine bağlıyor. Tasarımıyla çok özenli bir iş çıkmış. Yağmurlu havada da güzel, güneşli havada da daha güzel olacaktır eminim. İnşallah bahar ayında Tonguç Başkan'ın birlikte gezeriz burayı. İnşallah. Yeni ilave alanları da birlikte geliştirerek Kağıthane'nin ve devamında Sarıyer'in bir taraftan metro durağına ulaşan hattın güzelliğini yaşarız. Şunu da son olarak söyleyeyim. İstanbul yürünebildiği kadar güzel bir yer. Yani İstanbul arabanın içinden güzel gözükmez. İstanbul'un her yerinin yürünmesini arzu ediyoruz. Yani İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Gayrettepe'ye yürüyerek geçemiyorsak, 500 metrelik, 1 kilometrelik mesafede bile taksiye ihtiyaç duyuyorsak ya da tramvay açtık mesela, çok güzel bir tramvayımız var Ali Beyköy'den Eminönü'ne artık. İki sokak arkadan minibüs buradan az geçiyor değil, tam aksine 100 metre yürüdüğünüzde artık bir tramvay var. Ama insanlarımızın yürüyebilecekleri yaşam vadileri, yürüyebilecekleri kaldırımlar, yürüyebilecekleri trafikten uzak alanlar ki bulut projemizi özellikle ta Levent'ten başlayan ve Zincirlikuyu'ya, Maslak'a kadar, Gayrettepe'ye kadar devam eden bulut projemizin yolun üstünden insanları yaya olarak da kenti yürütebileceğimiz alanlar ki bunun benzerini Mecidiyeköy'de,
Yine benzerini Şirin Evler'de farklı noktalarda bulut projemizi tasarlıyoruz ki insanlar yürüyebilsin, raylı sisteme ulaşabilsin. Yurt dışında metro ağı yüksek şehirlerde insanların günlük yürüme performansı 7-8 bin, 10 bin, 15 bin adıma tırmanırken biz 1000-1500 adımla obeziteyle mücadele ediyoruz. Bu bağlamda yürünülebilen bir şehir, konforlu yürünülebilen bir şehir, raylı sistemlere ulaşılabilen bir şehir ve bu şekilde yaşam vadileriyle de nefes alan, kendi doğasını, havasını, suyunu koruyabilen bir şehir var etme konusunda iddialıyız. Yaşam vadilerimizi büyüteceğiz. 10 milyon metrekareye yakın bir yeşil alanı, şehre 5 yılda aktif yeşil alanı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimizin İstanbul'daki yaşam vadilerinin yanı sıra diğer parklarımız, bir yeşil kuşak oluşturmamız, doğal parklarımızı ki ilk örneğini Büyükçekmece'de 1 milyon 600 bin metrekareye yakın bir alan açarak gösterdik. Toplamda 30 milyon yeni metrekare yeşil alanı İstanbul'a kazandırarak neredeyse kişi başı 2 metrekareyi bizim dönemimizde İstanbulluyla buluşturmanın gururunu yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılla beraber yolumuz açık olsun. Burada çok emek veren dostlarımız, hocalarımız, başkan, daire başkanlarımız, genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız, tabii ki yüklenici firmalarımız, her birine yürekten teşekkür ediyorum. Buradaki yaşam vaadimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sağ olun. Sayın Başkan, Sayın Başkan. Gayet güçlü ve iyi bir mesaj olacak. Pırıl pırıl bir mesaj olacak. İçi demokrasi dolu. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Baskıya, zulme, kumpasa, yalana, iftiraya boyun eğmeyen halk gibi çokça duyguya sahip, daha moralli, daha umutlu, gerçekten çocukların bile, gençlerin bile yüzünün nasıl güleceğini daha güçlü bir gülümsemeyle 1 Nisan'da hepiniz yaşayacaksınız. Efendim, rakibiniz kağıthaneli, burada oy kullanacak. Buradaki bir dairesi de çok... Kağıthaneli. Evet. Burada oy kullanacak. Ha, burada tamam, bir dairesi var ya da öyle söyleyelim. Tamam. Mal varlığında açıklayınca çok dikkat çekmişti. Bakanlığı döneminde verdiği olurla yapılan bir proje, lüks konut projesi. Biraz da eleştiriliyor bu açıdan. Siz vakıf mısınız mevzuya? Bakabildiniz mi? Çünkü koruma alanındaki bir alanın daha sonra lüks konut projesine çevrildiği ve oradan da ev sahibi olduğu ortaya çıktı. Yani bilmiyorum, mal varlığını incelemedim. Öyle bir şeyim de yok açıkçası, ilgi alanım da yok. Ama tabii bir kamu projesinde ve kendi imza attığı bir kamu projesinde öyle bir varlığın elde edilmesi meselesi biraz dikkat çekici, dikkat etmesi gerekirdi. Hani bizde bir laf var, ben inşaatçı bir ailenin çocuğuyum. Yani babam derdi ki kendi yaptığın binada oturmuyorsan senden müteahhit olmaz diyordu. Ama o müteahhitlik meselesi, bu başka bir mesele. Birbirinden farklı. Hayırlısı. Biraz meşhuradan bir kağıthaneden bahsediyoruz. Hastanesi depreme dayanıksız diye tahliye edilen bir kağıthaneden bahsediyoruz. Çok fazla lüks konuta bakınız, ediliyor. Bu konuda İstanbul'da en kötü şey zaten. Bir yandan lüks konut üreten, devlet eliyle bu izinleri veren, yapan ama bir yandan Kasımpaşa'nın tümden çürük halde olması. Kağıthane'de Kasımpaşa çürük. Ben Kasımpaşa'da ilk Dolapdere'ye gidip açtığım lokantanın, köfteci dükkanının mutfak malzemelerini aldığımda analiz etmiştim 91 yılında. Yani Dolapdere, o civarı Kasımpaşa, bildiğiniz o tarihteki Kasımpaşa. Aynı binalar, çürük. Hani kentsel dönüşüm hikayesi? Orası Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesi değil mi, köyü değil mi? Neyi dönüştürdünüz, neyi yapabildiniz yani? İnsanların hayatına ne katabildiniz? Girin bir sokak arkasına. Ben orada dün Kızılay'ın olduğu yerde, meydanda dün miting yaptım. Bir sokak arkasında insanların mağduriyeti, balkondaki insanların halleri. Ve yani peki 22 senedir iktidarsınız. İşte görünen yüzde arka sokak meselesi. Yani bugünün zihniyeti, görünen yüzde cilalı bir sokak, efendim oraya işte devletin eski bir yapısını kaymakamlık olarak kazandırdık. Ne iyi ettiniz, orada yapmasaydınız yani. Kendinize saray mı yapacaktınız?
Kazandırın tabii. Kaymakamlık binası yapın, belediye binası yapın tabii. Güzel bir şey. Ama mahalle çürüyor. Kağıthane. Şimdi 20 küsür senedir buradasınız. 30 senedir kağıthaneyi yönetiyorsunuz. 30 senedir. Ne yaptınız? Kağıthane'de ne değişti? Bakın kötü. Karneleri kötü. Bu meseleyle ilgili karneleri çok kötü. Yani düşünsenize. Sanki böyle şey hani. Evet, İstanbul depreme hazır değil. Yani İstanbul'da Ekrem'in elinde bir sihirli değnek var. Siz 99 depreminden bu yana 20 senedir bu şehri yönetiyorsunuz. Bunun 17 senesinde Türkiye'de iktidarsınız. Hiçbir şey yapamadınız noktasındasınız. 5 senede Ekrem'in elinde sihir beni kötüleyeceğine kendini kötülüyor acemi aday. Yani kendini kötülüyor ve gerçekten kötüsün. Biz onun için diyoruz ki birlikte düzeltelim. Bak ben ne diyorum, güzel bir şey yaptık. İlçe belediyesi de güzel bir şey yaptı bize bakarak ki o protokolü beraber yaptık. Başkanım. Evet. Bisiklet yoluna imza istemişlerdi. Normal olarak 10 gün, 15 günde geçecek bir imzayı bir saatte gönderdik. O efendim. Kadar. Yani bu bizim bakışımız bu. Yeter ki hizmet ortaklaşa yürüsün. Mesele anlayış meselesi. Çünkü mesele şeyi aştı artık. Yani bir belediye başkanlığı seçimini aştı. Bir anlayış meselesinin tarihe gömülmesi meselesi. Tarihe gömülürse demokrasi canlanacak. Tarihe gömülürse bu ülkede özgürlük yeniden vücut bulacak. Tarihe gömülürse bu anlayış, ki bu 31 Mart öyle bir seçim. Gömülürse gerçekten hukuk ve adalet kendine gelecek. O bakımdan büyük bir sorumluluğumuz var. Kötü bir kağıthanede bir bölümünde lüks konut yapmış ve orada daire sahibi olmuşsa o kendi sonun hesabını versin, ama çok kötü uygulamaları var İstanbul'da. Ben 100 tane sayarım. Daha şimdi Şişli'nin meydanında kaşla göz arasında geçirdikleri yapılar, ya o nedir ya? Ayıp. Yazık, günah, o benim masama geldi. O oranın hak sahipleri de geldi. Kardeşim ya, biz orada 8 kat olmaz dedik ya. 8 katı daha aşağı düşürün derken adam oraya 80 kat kule dikmeye izin verdi Ankara'dan ve bu adama İstanbul emanet edilecek. Şişli'nin göbeği, evet, rezerv alan. Şişli Belediyesi'nin karşısı. Vakfın yerinde başlanılan kulelerin hemen karşısı. Ya hiçbir hesap kitap yok. Bakın burada yatırımcı şu bu suçlu değil ha. Bunun altını çizeyim. Burada suçlu arıyorsanız bu işe imza atana bakacaksınız. İmza atan. Biz niye buradayız? Biz niye bir tane saçma sapan bir imara imza atmadık? 5 yıldır karşısında durduk. Habire yapılan bir takım yanlış imar planı vesaire hukuktan geri dönüyor. Bugün de geçenlerde desteğini açıklayan işte Sayın Başbakan'ın tekrar imar düzenlemesi yapılan Sarıyer'deki arsasında yine bir hukuku iptal çıktı. Bugün kararı geldi. Biz mücadele ediyoruz. Onlar verelim. Neyi veriyorsunuz ya? Kimin malını kime veriyorsunuz ya? Kimin havasını, kimin suyunu, kimin ormanını, kimin vadisini kime veriyorsunuz? Yeter. Bu şehir bir nefes alsın. Bu şehir bir kendine gelsin. Çocukların yüzü asık, gençlerin yüzü asık. Şu yapılaşma zannetmeyin insanların yüzüne asılmasına katkısı yok. Çok var. Yüzün asılmasına vesile oluyor. Vahşiliği gördükçe biz nerede yaşayacağız diyor. Onun için diyorum, ben bazen 2 yaşında, 3 yaşındaki gözünde bile o kaygıyı hissediyorum. O kaygıyla hareket ediyoruz. Ama bu şehrin muhafızlığı değerli bir kavram. Bakın bu çok kutsal bir tarif olacak. Bu şehrin muhafızlığı ve bir gün şu olacak, bu şehirde yaşayan herkes evet ben bu şehrin muhafızıyım diyecek. Yanlış yapan bir belediye başkanına, yanlış yapan cumhurbaşkanına çıkacak, ben bu şehrin muhafızıyım, bunu yapamazsın diyecek. Bu cesareti, bu özgüveni biz bu şehrin ve bu ülkenin her bireyine vermek için mücadele veriyoruz. Benim yaptığım iş bu. Efendim, teşekkür ederiz. Sayın Bakan, Yerlikaya'nın çalışmalara katılması, seçim çalışmalara katılması biraz tepki çekti sosyal medyada özellikle. Sizin düşünceniz ne? Ya eskiden biliyorsunuz sevgili basın mensupları, yani Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir ve bürokrasiden insanlar atanırdı ki orada hak hukuk çiğnenmesin. Ya nereden nereye? Haydi bakalım. Demokrasiye bak, gitti. Sen yani 17 tane bakanın, 20 tane bakan, kaç tane topunuz gelin ne olacak yani? Şimdi kasap dükkanı, işte bilmem ne dükkanı gezerek oy istiyorsun. Yazık. Üzülüyorum. Kendisine üzülüyorum yani.
Ona da yazık. Zor durumda. Allah yardımcısı olsun. Yani talimat gelmiş gidecek ne yapsın? Yoksa koltuğundan olacak, af isteyecek. Ne yapsın yani? Ona da üzülüyorum. Yazık. Öbürlerine de üzülüyorum. Ama ya bu kadar insan yok edilir mi? Bugün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri kendi yakın çevresindeki yetenekli insanları bile çürütüyor olması. Çürüttü. Onları bile yok etti. Onları bile bitap etti. Ya inanın o insanların evindeki eşi, çocukları, bakanların aileleri utanıyordur yani. Ya bizi niye bu duruma düşürüyorsun kardeşim? Biz bakanız, bırak biz 3600 ek göstergeye çıkaralım, şu polisleri rahatlatalım. Bırak bizi gidelim şu enflasyonu düşürelim, faizle uğraşalım. Gidelim Merkez Bankası'na disiplin. Bizi niye yolluyorsun kasap dükkanına, pazara, oraya buraya? Aday çıkamıyor, ben çıkacağım onun yerine. Aday gidemiyor, ben gideceğim onun yerine. Ya bakanlar niye zor duruma düşürüyorsun? Yazık değil mi onlara? Gitsinler 2 saat, 3 saat devlete fayda versinler. Devlet adam. Kamu yöneticisi ya. Yani her şeyi karıştırdı birbirine. Onun için bu mesele sadece bir yerel seçim meselesi değil. Sadece bir İstanbul seçimi değil. Bu mesele bir demokrasi, kamu terbiyesi, kamu ahlakı, kamu yöneticisi olma. Bütün bu meseleler önemli. Ben sonuna kadar, benim dilimin kemiği niye olsun, milletten aldığım vahlanmaları, milletten aldığım isyanları, vatandaştan aldığım duyguları duyurma sorumluluğum var ve koca kentin yöneticisiyim. Öyle sus pus olayım, yatayım köşede, işte ya ben sadece yerel yöneticiyim falan, olmaz o iş öyle. Ben İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanıyım, 16 milyon insanın temsilcisiyim. Bütün bu haksızlıklara, hukuksuzluklara hak ettiği cevabı vermekle yükümlüyüm. Vereceğiz. Halkımız da milletimizin hak ettiği şekliyle kararını 31 Mart'ta verecek. Ben buna inanıyorum. Evet, teşekkür ederiz. 5 yılda 65 kilometre metro yapıldığını itiraf etti aslında. Siz ne söylemek istersiniz? Ya herkes elbet bir gün doğru yolu buluyor yani. Bulacak yani. Hani yapacak bir şey yok. Zaten en azından doğru sayısı 3'e mi çıktı? Bir %87'de tutturdu. 65 kilometreyi sonuçta hesaplayabildi. Bir şey daha vardı sanki ya. Neyse. Bir şey daha vardı. İstanbul 11 ile koştu. Evet. Teşekkür ederim. Dolayısıyla doğruları söylüyorlar. Yani ya bununla uğraşır mı bir insan? Yani 8 kilometre mi 65? Bununla uğraşır mı ya? Ya insan açmış. Dersin ki açtın ama şurasını beğenmedim. Yani şurası eksik. Ya ben ne diyorum? Bakanlık, teşekkür ederiz. Sabiha Gökçen hattını yaptınız. Bak Bakırköy Kirazlı'yı yaptınız ama 9 sene sürdü. Yazık. 9 sene hem de bakanlık. Tamam, o da hayırlı olsun. Tamam da parasını benden niye 10 ayda kesiyorsun? Eskiden 20 senede, 17 senede kesiyordun. Bak ben bunu diyorum. Sen de başka bir şey de, bunu anlarız. Ama yani görünen köy kılavuz isterim ya. 65 kilometreyi 6,5 kilometre, ya bir de 8 adım at bilmem ne. Çocuklar dalga geçiyor seninle. Yazık. Yani teşekkür et ya da tespit yap. Ama eleştirim varsa yanına ekle, o ayrı bir şey. Bunu anlarım. Bununla uğraşıyorlar, garip. Şey gibi, efendim geçen bir vatandaş, yani televizyon izleyemiyorum da YouTube'da, işte ne yaptı ki işte, çivi çakmadı. Şimdi bu çivi çakmadı lafı malum TV kanallarının sloganı, çivi çakmadı. Ey Allah'ım ya Rabbim, ben inşaatlarda çalıştım, bayağı çivi çakmıştım çocukluğumda. Yani bu çivi çakmak neymiş yani? Kalıp çakardık yani, gerçekten çivi çaktım. Çivi de sattım ben yani nalbur dükkanında. Bu esnaflık meselesini de söyleyeyim, öyle yani köftecilere laf ettirmem ama bu şehrin %30'u 40'ı esnaflıktan para kazanıyor. Öyle köftecilik öyle önemli meseledir ha. Ben sabah 5'te dükkan açar, gece saat 1'de 2'de Bolu'dan et taşırdım. Hem de 21 yaşındaydım, öyle laf ettirmem. Hayatımın en önemli deneyimleridir yani. Sıcak çorbayı arabama koyup 2 kilometre soğumasın diye arabamla götürürdüm müşterime. Onun gönlünü hoş etmek için. Onu anlayamaz. Ama hayat dersidir, öğrenecek. Konudan konuya geçiyorum. Bu meselede de yani çivi çakmaz. İşte yanan otobüsler. Ne yapsın, adamlar promosyon yapıyor. Hollywood promosyonu. Ondan sonra koyuyorlar A Haber'e, şuna buna. İzliyor garibim vatandaş da. İşte yanan otobüs, çivi çakmadı, bir iki bir şey daha. Yani bunun üzerinden Ekrem'i karalama propagandası falan.
Aldanıyor benim garip insanım, aldanıyor. Ben üzülüyorum, ablalarımın gözüne bakıyorum, aldanan anlıyorum. Giderim onu bir günde ikna ederim. Biliyorsunuz yani. Bazısı 5 sene sürüyor, bazısı 5 saat sürüyor ama ikna ederim yani. Yani keşke o fırsatı alsan diyorum. Üzülüyorum onun adı. Çünkü masum insan o. Masum. O abla masum, o teyze masum, o amca masum. Masum o insan. Yani o bakımdan mücadele edeceğiz. Aldatan bir yönetim, aldatan bir yönetim. Geçmişte de aldatıldık diye kendine bahane üreten bir yönetimin ne bu şehre ne bu ülkeye faydası olmaz. Ama yine diliyorum, istiyorum ki bu seçimde iyi bir ders yaşasınlar ve bu dersi yaşadıktan sonra da Türkiye'nin gerçek sorunlarına geri dönsünler. Emeklinin şu an büyük ızdırabı var. Bakın şu an yoksulluk, bakın yanına tire koyuyorum, açlık bir afet gibidir. Yani şu an bir afet yaşıyor aslında şehirlerimiz. Bu öylesine bir yoksulluk değil, bakın bir çaresizlik ve bir afet. Ben arkadaşlarıma her gün diyorum ki yeni bir şey daha bulalım. Yani mesela dün bir arkadaşım geldi, çalışıyoruz. Çocuklara acaba sütün yanı sıra belli bir yaş grubuna, yani 3-6 yaş olabilir, balık verebilir miyiz? Yani gıda alsın çocuklarımız ya. Ben zayıf çocuk görebilir miyim ya? Benim içim yanar ya. Ben köyde büyüdüm kardeşim. Köyde her ev benimdi. Şimdi her ev insanın, çocuklarının değil yani. Her ev eskiden köyde benimdi. Ben kapıyı çalar girerdim. Şimdi her eve girilmiyor çocukları. İnsanın canı yanıyor. Onun için ne varsa vereceğiz kardeşim. Teşekkür ederim. Evet.